Merhaba arkadaşlar. Bugün Bodrum Gündoğan'da İbrahim Erkanat abinin hobihanesindeyiz. Japon ve melek üretiyor kendisi. Gerçi şu anda Japon üretimine biraz ara vermiş. Çünkü Japonlardan melek üretimine ara vermiş. Japonlardan yer kalmamış. Bir çiftler maşallah bayağı güzel. Çok sayıda yavru almış ama bir kısmı da tabii gidenler olmuş. Aslında daha çok diyor. Kendi böyle gördüğünüz gibi havuzlar yapmış. Bunlar hep seramik getiriyorlarmış bunların bu sandıkların içinde. Boşaldıktan sonra İbrahim abi bunların hepsini değerlendirmiş. Vallahi kendi deyimine göre 15-20 liralık muşambayla bu iş çözülüyormuş. Çok güzel, çok pratik. Sadece dediğimiz gibi bu kasaları bulmak önemli. Şimdi şöyle ben bir önce şöyle bir genel bir yer göstereyim. Böyle bir hobihanesi var İbrahim abinin. Çok güzel melekleri var aslında, büyük. Ama o da yumuşak yüzlü, güler yüzlü bir insan olunca gelen almış. Kendisine çok fazla melek kalmamış. Bir de Japonlar dediğim gibi çok fazla ürediği için melekleri de şu anda yavrusu yok. Sadece damızlık ve damızlık altları kalmış. Şöyle ben Japonlara göstereyim. Gördüğünüz gibi maşallah suları berrak ama her gün dip çekimi yapıyormuş. Zaten Japonları en küçükten itibaren normal çeşme suyuna alıştırıyormuş. Şimdi bir tane GoPro olsaydı şöyle suyun içinden çekerdim ama bakalım ileride inşallah alacağız. Şunlar en büyük parti yavrular. Oran da Japon bu arada bunlar. Yavaş yavaş kafa yapmaya başlamışlar. Tabii çok detaylı bakmak lazım. Şurada melekleri var. Bunlar damızlık altı şu anda. Eşi tutarsa bunları üretecek. Renkleri falan ne kadar güzel, bakar mısınız? Genelde pipo filse mantığı var ama şurada bir yerde Hamburg sistemini kullanmış. Çok da memnun olmuş. Memnun kalmış. Bu mantık şu şekilde işte. Buradan su gidiyor. Su akvaryum içinde dolaştıktan sonra tekrar bu şeyin içine girerken, süngerden içine girerken filtrelenmiş, temizlenmiş oluyor. Burada da Japon yavruları var. Yer gök Japon maşallah. Bunlar yeni gelmiş daha. Bunlar üretmeye başlamamış. Bu arada bu Japonların yavruları, anneler babaları ölmüş. Şu anda sadece yavruları kalmış. Artık bunlardan tekrar damızlık düzecek. Burada da bir akvaryum var. Kendi yapımı çok değişik olmuş. Sehpa gibi duruyor. Çok hoşuma gitti. Kendi kesip kendi yapıyormuş İbrahim abi akvaryumlarını. Camı bulduktan sonra gerisi kolay diyor. Burada da gene melekleri var. Bunlar da gene daha küçük damızlık altı. Gene bunları büyütüp üretmeye devam edecekmiş. Burada da melekler. Dediğim gibi yer gök Japon. Şöyle Japon yavrularına devam. Burada damızlık melekleri var. Şu anda daha hiç yavru yok. Yumurtlamaya başlamamışlar hava ısıların ısıtına doğru. Bodrum Gündoğan'dayız bu arada. Tabi şu anda ısıtıcı kullanmıyor. Havalar ılık, ılıman diyeyim. Çok sıcak da değil. Çok ince bir detay var. Yumurtlamalar için yaptığı yer şu şekilde, gördüğünüz bizim elektrik borularını geçirmek için kullandığımız, bunlar bu watt mı diyordu artık, ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama çıkabiliyor. Eğer yumurtaları alıp ayırmak istiyorsanız buradan hemen pat diye çıkartıyorsunuz, yavruları başka yere koyuyorsunuz. Gerçekten çok kullanışlı, çok mantıklı bir şey, ilk kez gördüm.
Genelde küple, seramikle, işte mermerle deneniyor bu iş ama bu da gayet mantıklıymış. İbrahim abinin bulduğu. Şöyle meleklere tekrar çekeyim, gerçekten çok güzel. Bunlar sanki şey neydi, Marley melekler diye hatırlıyorum. Hobi ayna gördüğünüz gibi bu şekilde. Şu anda dediğim gibi Japon'a ağırlık vermiş. Ama havalar iyice ısınmaya başladıktan sonra melek üretimine devam edecek. Güzel üretmeyi başarmış Japonları. Aslında çok daha fazla yer vardı diyor ama bir kısmı gitti diyor. Bunlar kalan sağlar. Bunları büyütüyor. Ortamda gördüğünüz gibi birçoğumuzun isteyeceği arayıp da bulamadığımız, hele şu havuzlar gerçekten çok güzel olmuş. Boylandırma anlamında çok rahat edilecek güzel bir yer. Hele canlı doğuranlar böyle bir ortamda aşırı hızlı şekilde boylanır. Yeri olanlar için birebir. Şöyle melekleri tekrar çekeyim. Bu melek yavrularından mesela şu az önceki beyaz melekleri falan bunların anne babalarından almış. Bunlar değil de bunlar da çıkmış. Aynı kardeş onlar. Şöyle bunlar ve bunlar kardeşmiş. Ondan bu melekleri çok seviyorum dedi. Çünkü her renk melek veriyor dedi. Anneler babalar kalmamış artık. İsteyenlere verdik, bize kalmadı diyor. İşte bu tarz işlerde yumuşak yüzlü, güler yüzlü olmanın bir dezavantajı. Böyle mavili mavili değişik renkleri var gördüğünüz gibi. Bunlar benim çok hoşuma gitti. Bakalım inşallah yavru olursa birkaç tane bakarız biz de. Bunlar büyük Japon yavruları. Şu anda kamerayı suyun içine daldırıp çekim yapmak istiyorum ama teknoloji buna el vermiyor. Şu anda gerçekten bir GoPro'ya çok ihtiyaç duydum. Çünkü tam ortamı şu anda su altı çekimi yapmanın. Evet, buradaki sevgili dostlarımızla, can dostlarımızla bu kadar. Mekan ve ortam bu şekilde. Dediğim gibi hepimizin isteyeceği bir ortam. Tekrar meleklere bir son kez göstereyim. Japonlar. Evet, sizler için bir gezinti vlogu da çekmiş oldum. Fırsat buldukça, böyle güzel yerleri olan insanlarla ulaştıkça, onlar da izin verdikçe gidip çekim yapmaya çalışıyorum sizler için. Gerçekten güzel de oluyor bence. Değişik balıklar, değişik teknikler, değişik yerler. En önemlisi de güzel insanlar tanıyoruz bu sayede. İbrahim abi de ben yeni tanıdım. 2-3 gün önce aradım. Abi böyle böyle yanına gelmek istiyorum. Tabii buyur gel dedi. Kırmadı beni sağ olsun. Kendisine de teşekkür ederim. Hemen kendisi bu meleklerden istediğin varsa al filan dedi bana. Eş tutturursun dedi. Ama ben melekleri daha çok küçükten alıp büyütmeyi seviyorum. Daha melek üretmeye hiç denemedim bile ama melek balığını çok seviyorum da ben küçükten alıp büyütme taraftarıyım. Bakalım, üretim şimdilik daha hiç yapmadık ama belki üretime başladıktan sonra daha çok keyif alıyor olabilir melek işinden. Şimdilik sadece beslemesine, küçükten alıp üretmesini seviyorum. Dediğim gibi sağ olsun, hemen teklifte bulundu alabilirsin diye. Ben dedim abi sen yavrulardan al. Ben sonra oradan büyüteyim, oradan deneriz dedim. Bugünkü videomuz da bu şekilde olsun. Bodrum Gündoğan'da İbrahim Erkanat abimizin hobihanesindeyiz. Umarım güzel bir video olmuştur. Ben mesela Japon üretim hakkında falan bilgim yoktu. O konuda detaylı bilgi verdi. Sağ olsun. Yeni şeyler öğrendik. Size de gösterdim.
Hobihanem kanalına aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Yanındaki zili aktif hale getirerekten de eklediğim bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Her gün saat 10'da en az bir video ekliyorum kanalıma. Videolarımı beğeniyorsanız aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Kanalımın ana sayfasındaki oynatma listesi bölümünden istediğiniz eklediğim bütün videoları istediğiniz kategori halinde alt alta duraksamadan izleyebilirsiniz. Videonun altındaki açıklama bölümünden kanalımın sosyal medya hesaplarını bulabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram'dan da kanalımı takip edebilirsiniz. Özellikle Facebook'ta kendi eklediğim videolar dışında güzel, sevimli hayvan videoları falan da paylaşıyorum. Oradan da kanalımı takip edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler, iyi seyirler.